Ya şimdi şöyle, aslında sektöre baktığımızda iklim değişikliği artık tamamen aslında elektrikli araçlara doğru kayma eğiliminde. Buralarda belli bir seviyeye kadar geldik. Ama hala gelişecek çok yolumuz var. Burada ilerleyecek çok yolumuz var. Maalesef ki içten yanmalı motorlar ve fosil yakıtlar hala bir süre daha bitmeyecek. Ama elektrikli araçlar tarafındaki gelişmeleri ilerletip aslında bunun sonunda fuel cell'li araçlara doğru kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Karbon salınımı aslında baktığımızda işte zaten tüm dünyanın artık hedeflediği artık sıfır salınım, sıfır karbon yazımı. Bununla alakalı da Avrupa'da ve dünyada birçok artık sözleşmeler imzalanıyor. Yani ülkeler bu sözleşmelere kendilerini dahil ediyorlar veya etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü farklı farklı yaptırımları oluyor. Ya bu noktada ve birçok da yatırım yapılıyor aynı zamanda baktığımız zaman. Bu noktada eğilim de tamamen aslında mikromobility çözümlere doğru kaydığını biz öngörüyoruz. O şekilde düşünüyoruz. Bu noktada daha düşük, daha küçük hacimli araçlar veya bu insanların daha böyle shared mobility dediğimiz aslında paylaşımlı olarak ilerleyeceğini, bir sektörün gündeme geleceğini, tabii ki bunlarla beraber bir altyapının da hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ya bu noktada çok memnunuz açıkçası. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Çünkü bizim üretim yaptığımız ürünlerden aslında bir tanesi bir batarya paketi. Ama biz aslında bir batarya paketi topluyoruz. Bir batarya paketleme işimi yapıyoruz. Ama biz bir pil hücresi üretmiyoruz ya da bir modül üretmiyoruz. Sadece mevcuttaki bir hücreyi ya da modülü alıp bunu bir paket haline getirip daha sonra testini yapıp son kullanıcıya teslimatını yapıyoruz. Bu noktada hücrenin Türkiye'de olması tabii ki hani bizim maliyet açısından hem yani maliyetleri düşürecek, bu noktada ihracatlarımızı sağlayacak, daha fazla ürün sevk etmemize, daha fazla ürün üretmemize olanak sağlayacaktır. Zaten dünyada örneklerine baktığımızda da birçok firma artık bu taraflara doğru yatırım yapıyor. Yani artık bu işin merkezi Çin'deyken orada da gelen bazı kısıtlamalardan kaynaklı Avrupa tarafında da binekli araçlar veya farklı diğer otomotiv sektöründeki alanlar için de farklı yatırımlar geliyor. Bu noktada Aspilsan'ın da hem yatırım yapması hem de tamamen aslında milli olması bizim Türkiye'deki içerisindeki üreticiler için ve ülkemiz için kesinlikle çok güzel bir haber.